Merhaba dostlar. Külahının yani pavyon kısmı dediğimiz bölümü kestikten sonra el yapımı top aktarıcısını yerleştirdik ve yapıştırdık. Şu kenarlara biraz daha yapıştırıcı süreceğim. Burası külah kısmı. Burayı iki çıkartacağız. Devam edeceğiz. Bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şu oluklarımız derin değil bakın. Buradan sıkıntı çıkabilir. Şu ayardan. Yani şurayla şura birbirini tutmayabilir. En büyük şu an sıkıntımız o. Bir de buraya kızaklı bir sistem yaparsak daha rigid bir şekilde stabiliteyi sağlayabiliriz. Şu an çekincem o. Çünkü buradaki fasetlerin pavyon fasetlerinin taç fasetleriyle de örtüşmesi gerekiyor. Yani biri sağda, biri solda değil, aynı çizgi hat üzerinde olması gerekiyor. Tabii olmazsa da şu an için bir sorun yok. Neden? Biz makinenin stabilitesini öncelikle test ediyoruz. Hatalı bir kesim olacak mı yoksa hatasız mı olacak, ona bakıyoruz. Yani dop stabilitesi şu an için ikinci planda. Bir de buraları tabii ben kabaca elde kestiğim için açılar yine sıkıntılı olabilir. Bunların tornada yapılması daha iyi olur. Veya ben buraları benim 320 kum elmasla burada alabilirim. O şekilde hepsini eşitleyebilirim. Ama dediğim gibi şu oluklar şey kalıyor. Kısa kalıyor. Şey, derin değil, yüzeysel. Orası sıkıntı oluşturabilir bize. Siz de böyle bir şey yapmaya karar verdiğinizde yarıya yakın olsun. Dopun çapına göre daha derin olması gerekiyor. Yapıştırıcı olarak bunu kullanıyorum. Epoksi. İşte 5 dakika diye geçiyor. Fakat 5 dakika olmaz. Olmuyor. Sağlıklı olmaz. Hatta 20 dakika bile yeterli olmayabiliyor. Ben en az 2 saat diyorum. Mümkünse bir gece. Yani 12 saat olması daha sağlıklı olur. İyice sertleşmesi için dopa yapıştırdığınızda ben burada bunu hazırlayıp biraz at şu dip kısma takviye yapacağım. Ondan sonra bunu ayıracağım, ısıtıp buradan yolumuza devam edeceğiz. Evet, şu etrafını da yaptık. Kurumasını bekleyeceğiz. Evet dostlar, doptan aktarmayı da tamamladık. Şimdi de nereyi keseceğiz? Kırağın bölümünü keseceğiz. Birinci ve ikinci açılarımızı neye göre yapıyoruz? Şuna göre ve şuna göre yapıyoruz. İndeksleri. Sadece açılar farklı. Açıları ayarlayacağız ve kesim devam edecek. Evet. Korona bölümümüz, taç bölümümüzü kesiyoruz. Evet dostlar. Pavyonumuzu kestik. Üst tarafla alt taraf uyuşmayabilir. Çünkü şey iyi değil yeterince dop aktarıcımız. Yönler birbirini tutmazsa muhakkak ki dop aktarıcıdandır. Fena değil şu kesim. Diğer açıya geçeceğiz. Evet dostlar. Taç kısmının
Birinci bölümünü yaptık. Yani A bölümü şuradaki pavyondaki gibi yine kestik çünkü sıralama aynı olduğu için B'ye geçiyoruz şimdi 35'e. Evet, B grubu, ikinci grubu da attık. Evet dostlar. Taç bölümünün ikinci kısmında kestik ve polisaj yaptık şu ana kadar. Bir hata, sıkıntı yok. İşte iki tarafın külahla tacın fasetleri tutmazsa dop aktarıcımızdandır. Ki onda hata olması normal. Şu an makinede bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyoruz. Ne yaptık? 64 indekse göre oktagon pembe kolla 3'ü 35 dereceyi kestik. Neye göre kestik? Pavyonun 3. ile aynı demişiz. Tekrar yazmadım. Nasıldı o? Pavyonda 41'i kesmiştik. Şu ölçü. Buna göre kesmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Zor bir şeye doğru gidiyoruz. Duruma doğru. Son kesimi yapıp sonra da tablayı keseceğiz. 19.80 yani 20 derecelik bir açımız var burada. Bunu keseceğiz ve ondan sonra tablayı şuraya kadar güzel geldik. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? İyi olur inşallah. Evet, tacımızın yıldızını da attık, fasetlerini. Görüyorsunuz gayet iyi. Şimdi 3000 kumda ve polisajla bitirmeye çalışacağız. Evet dostlar. Görüyorsunuz. Güzel bir polisaj oldu. Bu da bitti. Ve tablayı keseceğiz. Benim için biraz zor tablayı kesmek. Şimdi onu nasıl yapacağız? Bir bakmak lazım. Şu ana kadar makinamız gayet iyi, stabil kesti. Görüyorsunuz 19-20 derecelik açıyla kestik. Kromoksit kullandım. Tabii cam türevi kuarslarda en iyisi genelde kullanılan. Bakın şu açıyla kestik. Gayet de iyi oldu. Hatasız kesim oldu. Evet, bu tasarıma bu açı 90 derece direkt kesemiyoruz. Aparat gerekiyor. 45 derecelik aparatla 90 dereceyi kesebiliriz. Şu anda o aparatı da henüz yapmadım. El yordamıyla keseceğiz artık. Taşa yazık da edebiliriz. Ama ne yapalım? O aparatı yapmadığımız için veya hazır da alınabilir aslında ucuz ama Çin'den gelmesi uzun sürüyor. Evet, demin ne demiştik? Kromoksit kullandık. Cam kuvars türlerinde en iyisi genelde seryum oksit kullanılıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Evet, şöyle zor bir yolu deneyeceğiz yine de. Bakalım tablayı kesebilecek miyiz? Evet dostlar, tablamızı da bitirdik. Şimdi inşallah sorunsuz bir şekilde çıkarırız ve külahla taç kısmının fasetleri de tuttuysa, dop aktarıcı da sıkıntı yoksa
Bu iş olmuştur. Aslında işi şansa bırakmayabilirdik ama hani ben şeylere faset atmadım, kuşağa faset atmadığım için böyle bir durum oluştu. Evet, kesim bitti. Şu yapıştırıcıdan da kurtarabilirsek inceleyeceğiz. Bunu buzdolabına koyuyorum. Bir süre bekletelim bakalım. Kola çıkacak mı? Başka bir şey.